Bakın şöyle bir şey var. Şimdi burada bunu anlattım ya size. Afet Zede için hangi durum söz konusu? Lütfen burayı unutmayın. Yani bu fotoğrafı unutmayın. AFAD'dan birisi bir koli su istiyor. Ve AFAD yetkilisi diyor ki artık yardımlar bitti. Yok, yardım yok. Kaç gün geçti üstünden? 3 sene mi? Yok canım, daha bir ay bile geçmiş değil. Ve kadın diyor ki kardeşim yok, yani param yok. Cevap ne biliyor musunuz? Parmağında yüzük var. Onu neden bozdurup ihtiyaçlarını karşılamıyorsun? E tabii size bunu söyler. Niye? E çünkü siz Kızılay Genel Başkanı değilsiniz ki. Ya da işte TRT'de de çalışan oğlu değilsiniz ki. Ya da işte Boğaziçi'nde yüksek lisans yapıp aynı zamanda bilmem ne uzman yardımcısı olan kızı değilsiniz ki. Siz busunuz işte. Zavallı bir vatandaşsınız. Ve elbette size bu söylenir. Bakın muhabbete bakın. Size sorayım, nereden içebilirim? 13 baş orundayım ben. Çadır bulamadım. 4 günlük bebeğimle aralıkta arabaların içinde 15 gün süründüm. 15 gün sonra kendim kenarımla bir çadır kurdum. Olsun abi, çek. Niye çekiyorsun? Gazeteci. Bitti diyor. Ne dediler? Ne yaparsan yap kendi. Ne dediler abla sana? Ne dediler sana tam? Ben su istedim. Sadece bir koli su istedim. Benim evde çocuklarım var dedim. Su yardımı diyor. Artık yardım yapılmıyor diyor. Kendi başın çaresine bakabilirsin diyor. Bitti artık yardımlar diyor. Param yok diyor. Bir de gülüyor. Parmağında yüksük var. Niye bozdurup da kendi ihtiyacını almıyorum diyor ya. Kim dedi bunu? Aha şu baştaki oğlan. Gelsin buraya. Gelsin yüzünü göstersin. Önce içsinler, adam etsinler, ondan sonra AFAD'ın başına oturtursunlar ya. Cari cahil oraya oturtturup da bizi rencide etme, ne yapmalı var? Sen ne istiyorsun abla? Ben su istiyorum, su, başka bir şey istemiyorum. Erzakları da kendileri olsun, yiyecekler de kendileri olsun. Ben sadece su istiyorum.